Hayır. Şimdi kapattım. Öyle coştunuz. Gene aynı coşun. Evet. Ne dediniz? Bu yüz öğretimi yaşıyorum. İnanılmaz yani. Bunun ne kelimeleri ne cümleleri sığar. Ne oldu ki? Yani bir kocamla tanışma fırsatı yakaladım. İnanın haftalardır dilimden düşmüyordu. Arkadaşım şahit. Ben de şahidim. Tanışacağım diyordum. Ama nasıl olacak konusunda hep böyle kafamda soru işareti vardı. Ama tanışacağıma inanıyordum. Bugün ya yok böyle bir mucize. Hala coşkusu içerisindeyim. Hadi kapattım gidelim. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl buldunuz? Yani ben, enerji hissettiniz mi? Evet. Ne? Ben çok yüksek bir enerji hissettim. Zaten enerji olarak böyle yüksek bir yapıya sahibim. Ama bunun bu kadar çabuk sürede gerçekleşebileceğini inanın hiç düşünmemiştim. Ha, neler hissettiniz? Efendim, vücudumda ben yanma hissettim. Şuraya. Sizin o şifalanmamla ilgili söylediğiniz ben hiçbir şeyi zaten vücudumda kabul etmiyorum. Yani gençliğimin çok daha geriye sardığını düşünüyorum. Her zaman öyleydim. Ve bundan sonra da çok daha böyle hızla geriye gideceğime inanıyorum. Bedenen ve ruhen. Bunun başka yolu yok. Hadi. Çok güzeldi. Yemek yediniz mi? Hı? Öyle bir şeyler yedik ama bir şeyler içebiliriz. Tamam. Çiğ köfte? Olur. Ben herhangi bir şey yiyecek durumda değilim. Hocam biz aynı zamanda buralarda gıda denetçisiyiz. Tamam. Geldiniz mi buraya? Bizim uzmanlık alanımız benim gıda. Akdeniz'i. Çok. Akdeniz'i. Biz hayvan kebap olarak 30 yıldır Adana'da hizmet veriyoruz. Ve yıllarca Adana'da oturduk. Adanalıyım ben yani. İnsanlar gözü kapalı gelir bize. Çünkü 30 yıldır bizim kebaplarımızın ve kalitemizin, etimizin kalitesini herkes bilir. Hocam biliyorum yani. Adana'da 10 yıl oturdum ben. Adana yani kebap gelmez olur mu? Adana kebap hakkında ne düşünüyorsunuz bizim hayvan kebap olarak? Yani ben şeyde izliyorum. Cihangir kebap olarak daha önce bilmiyordum. Afiyet olsun. Abi çok güzel, muhteşem. Ben her yerde kebap yiyen biri değilim. Ama gerçekten burada da Mersin'de de artık çok güzel bir ismi var. Burası inşallah daha da iyi olacak. Klimalı yere geçelim mi?